Merhaba arkadaşlar, ben Emrecan ve bugün size arkadaşlar harika bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar uzun zamandır olmayan soru cevap videosunu çekiyorum. Arkadaşlar uzun zamandır sohbet etmiyorduk. Ben de sizin soracağınız soruları cevaplayacağım. Çok önemli sorular ve çok güzel sorular var. Bazı soruları Facebook'ta paylaştığımda bana Facebook'tan soru sorun dediğimde bazı soruları beğendim. Yorumunu beğendim yani. O soruları okuyacağım. Bayağı yüksek beğeni alan sorular var. Yani bayağı yüksek beğeni almak demek birçok kişinin merak ettiği sorular demek. İnşallah sizin aklınızda sorular kalmayacağından eminim. Ha bir de şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bir süreliğine arkam böyle siyah perde olacak ve iki tane softbox aldım. Eğer böyle sevdiyseniz, yani arkam böyle güzelse, yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Like atarsak da çok güzel olur. Videoya geçelim. Evet, şimdi ilk sorumuz arkadaşlar Emre Balyemez, yani bizim gereksiz odanın adminden arkadaşlar, ekibi kim kurdu? Arkadaşlar ekibi kim kurdu, nasıl söyleyeyim hemen size. İlk önce Furkan'a Ümit abi sanırım yazmış, Ümit abi. Hasan abi yok, Furkan Ümit abi. Ümit abi Furkan'a demiş ki istersen böyle bir GTA 5 oynayalım, ekip kuralım istersen demiş. Furkan da tabii neden olmasın ama kim var demiş, sese gel var demiş. Furkan da hemen Hasan abinin duyduğunu öğrenince kabul etmiş arkadaşlar. Sonra 3 kişi olduklarına, 3 kişilik ekip olmaz biliyorsunuz ya, olur da yani genelde tüm oyunlar 4 kişi olduğu için Furkan da bana yazdı. Ben de tabii kim var dedim, yani kabul ettim, ondan sonra kim var diye merak ettim. Seve seve kabul ettim yani ve 4 ay oldu, 4 ayda aşırı kanınız ısındı, aşırı seviyorsunuz. Yani ben şaşıyorum bu kadar çok sevdiğinize ekibi, yani hepiniz adamsınız. Ya ekip ile tanışmamız böyle arkadaşlar. Hasan abiyle ilk girdiğimde çağrıya. Çünkü Hasan, Ümit abi de çok seviyorum ama Hasan abi, yani nasıl diyeyim, PES 2013'ün yamasını yapmıştı biliyorsunuz ki. Türkçe spiker yamasını. İnternet kafelerde, PlayStation kafelerde hep Hasan abinin sesi vardı ve ilk Skype'ta onun sesini duyduğumda gerçekten değişik hissettim böyle. Hasan abi. Eren Çetin adlı arkadaşımız, abi hiç küçükken böyle başka kanallarda video çekip sonra takipçim yok diye kanalı bıraktığın oldu mu? Bu arada seviliyorsun, 700 bin hayırlı olsun, nice 1 milyonlar demiş ve 423 beğeni almış arkadaşlar yorumu. Tabii küçükken değil de zaten 2-3 yıl önce kurdum, 3 yıl önce küçüktüm sanırım, yani şu an 18 ama 15 yaşında mı ne kurdum kanalı, lise 1'e başlarken kurdum, şimdi liseyi bitirdim. Yok, gereksiz o değil, lise 2'de kurdum, YouTube'a lise 1'de başladım. Her neyse. Tabii ki de eskiden böyle özendiğim kanallar oldu arkadaşlar. Onlar nasıl bu kadar izleniyor, ben neden izlenemiyorum diye. Şimdi onlardan daha çok izleniyorum ama şu an hala yani inanamıyorum ya. Ya bu kadar izlendiğime inanamıyorum ben. Ya 7 saatte, dünkü videom 7 saatte 200 bin benim için mucize bir şey. Tabii bunu siz yaptınız. Sizin için. Abi YouTube'a kaç yaşına başladın ve Furkan abiyle ne zaman video çektin ve İlk video Furkan abiyle çektiğin seviyorsun abi. Şimdi YouTube'a ne zaman başladım, kaç yaşında başladım? Arkadaşlar YouTube'a ben 2014 veya 2013'te başladım. Yani düzenli bir YouTuber olarak 2013'te başladım. Onun öncesi de var. Tabii nasıl öncesi var? Böyle sessiz videolar, Transformers videoları, oyun videosu, küçük oyun videosu, montaj videoları falan yapıyordum. Montaj dedim de öyle abartılı bir montaj değil. Atıyordum arkaya, şarkı koyuyordum, atıyordum. Furkan abiyle ne zaman video çektim? Furkan abiniz arkadaşlar 1,5 yıl önce, yok 1 yıl önce, 1,5 yıl önce video çektim. Fakat ben o zamanlar 200 bin aboneydim. Furkan 1000 aboneydi. O zamanlar Furkan 200 bin abone fark vardı aramızda. Ben 200 bindim, o 30 bin falandı, yani 170 bin abone fark vardı. Çok kaliteli videolar yapıyordu. Dedim Skyblock serisine başlayacaktım. Ben de dedim çok kaliteli videolar yapıyorsun, İstersen gel beraber bir şeyler yapalım dedim. Yaptık. Hayatta YouTube yüzünden kısıtladığın şeyler oluyor mu? Bunlar yüzünden hiç bırakmayı düşündüm. Hayatta YouTube yüzünden kısıtladığım şeyler çok oluyor. Hatta bunlar yüzünden YouTube'u bırakmayı düşünmedim ama YouTube yüzünden bunları bıraktım. Nasıl diyeyim? Her şeyi arka plana attım yani. Arka plan mesela, arkada şey var, softbox var, kapı var, dolap var, her şeyi arka plan. Cevaba bak. Şaka maka arkadaşlar, tabii ki de çok kısıtladığım şeyler oldu mu? Oldu ve şu an hiçbiri yok. Abi ben niye bu kamera birden böyle ışık patlatıyor? Elim böyle yapınca ışık patlamıyor. Böyle videoya böyle devam edeceğim. Bırakmayı düşündüm mü? YouTube'u düşündüm. Hatta satmayı bile düşündüm ama Allah'tan satmadım. En sevdiğim müzik türü, müzisyen ve müzik adı nedir? Cevaplarsan sevinirim. 700 bin ayın kutlu olsun. 700 bin abone kutlu olsun. Yusuf Zaman. Arkadaşlar 700 bin abone zamanında ben bunu paylaşmıştım. Şu an 750 bin aboneyim. Çok güzel bir duygu. Gerçekten yani. Hepinize çok teşekkür ederim. 1 milyona şu an çok az bir sayı kaldı. 250 bincik falan. Ve bu da harika bir şey. En sevdiğim müzik türü arkadaşlar, yabancı müziklerden hoşlanıyorum fakat en sevdiğim yabancı müzikçi ne dedim lan ben?
Müzisyen Mustafa Ceceli. Tabii ki de yani ben adama hastayım arkadaşlar. 2-3 yıldır yani fanı değilim ama 1 yıldır şu son 1 yılda ne bileyim abi bir fotoğraf çekilesim geliyor. Yani o kadar çok istiyorum ki yani fotoğraf çekilmeyi. Yani video çekmeyi zaten o kadar olamaz da bir fotoğraf çekilmeyi çok istiyorum. Yani inşallah o da olacak ve Instagram'a atacağım. Böyle. Anam inşallah bildirimleri görmeyeyim. Çok güzel olacak inşallah. Buraya kadar gelirken en zorlandığın şey nedir? Cevaplarsan sevinirim, seni seviyorum abi. Like atın üste çıksın. Yunus Kerim Kurt. En zorlandığım şey arkadaşlar sanırım uykusuzluk ya. Evet yani geçen ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? O 4 facecam'da video var ya Parti Panik. Hani dün attığım veya 2 gün önce attığım video. Boyutu aşırı yüksek çıktı ve render alırken neredeyse bir 5 saat falan sürdü. Ben videoyu gece 1'de editini bitirdim. Gece 1'de render'a koydum. Uykum o kadar çok vardı ki uyudum arkadaşlar. Cumartesi bakın cumartesi uyudum. Sabahın 6'sına yani 5'ine alarm kurdum. Sabahın 5'inde uyandım. Videoyu upload'a koydum. Sabahın 5'ine thumbnail yaptım böyle. Böyle hareket yani o halimle thumbnail yaptım. YouTube'a koydum yükledim zamanladım. Uyudum. Video açıldı 11'de. 11'e alarm kurdum. Bak 12'de açıldı. 12'ye alarm kurdum. 12'de uyandım. Yorumlara baktım. Uyudum. 2 saat sonra videonun izlenmesi, like'ı, yorumlara tekrar baktım. Uyudum. Akşam video çektim. Evet şu an bildiğin rutinimi gösterdim size ya. Şu aralar dizi izliyor musun? Bir de selam söyle abi demiş. Efehan Çetinkaya selam arkadaşlar. Bu aralar dizi izliyor muyum? Bu aralar diziyi herkesin yani sizin de sanıyorum ki izlediğiniz bir dizi olan içeride izliyorum arkadaşlar. Fakat en sevdiğim dizi Ezel arkadaşlar. 5 yıl önce olan. Ondan sonra Suskunlar. Bu 3 dizi benim için vazgeçilmez. Ben başka dizi bilmem. Tabi Cennet Mahallesi, Akasya Durağı hariç arkadaşlar. Komedi dizileri hariç böyle aksiyon akılda kalan. Şu an aklımda o kadar çok Ezel ve Suskunlar var ki Suskunları beynimden silip baştan başlamak istiyorum ama silemiyorum. Tabii bu da benim zeki oldum anlamına mı? En sevdiğin oyuncu kimdir demiş arkadaşlar. Benim en sevdiğim oyuncu Aras Bulut İğnemli arkadaşlar ve Barış Falay. Evet Barış Falay kim? Ezel'deki Kerpeten Ali ve Aras Bulut İğnemli şu anda içerideki Mert arkadaşlar. Fakat öyle bir geçer zamankinde kimdi? Mete'ydi. En sevdiğim iki oyuncu bu arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar tabii daha fazlası da var ama benim en sevdiklerim bunlar. Evet daha fazla uzatmadan arkadaşlar videoyu bitirmek istiyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Dediğim gibi şu arka plan hakkında yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim ışıklandırma falan. Artık böyle olacak bir 2 ay 3 ay en azından. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Artık hafta sonları sabah 12'de yani öğlen 12'de hafta içleri ise 18.30'da video geliyor arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada outro şarkısı açıklama kısmında var. Hadi ben gideyim.